Şimdi biz bir milli devlet bildirgesi hazırlıyoruz Vatan Partisi olarak. Milli devlet bildirgesi. Bunu bütün milletimize ve diğer partilere de sunacağız. Onun hazırlığı içindeyiz. Çok ciddi bir döneme giriyoruz. Çok ciddi, çok çetin, büyük zorluklar olan bir döneme. Şimdi bakın bu seçimden sonra hangi manzarayla yüz yüze geldik? PKK hendeklerden çıkartıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi PKK terör örgütünü hendeklere gömmüştü. Ama bu seçim hendeklerden PKK'yı çıkarttı. İktidar koltuklarına oturttu. Hangi iktidar koltuklarına? Güneydoğu'daki yerel iktidar koltuklarına. Yani seçim manzarasına baktığımız zaman bir manzara görüyoruz. Yani ülkemizin belli bir bölümünde, vatanımızın Güneydoğu diyelim bölümünde PKK terör örgütünün yerel iktidarları ele geçirdiğini görüyoruz. Daha doğrusu Türk devletinin zaafları sonucu, hükümetin zaafları sonucu, Türk yargısının, Anayasa Mahkemesi'nin, en sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun çoğunluğunun, yani Anayasa Mahkemesi çoğunluğu ve Yüksek Seçim Kurulu çoğunluğunun büyük yanlışları, vahim, en sonunda ihanete kadar götürecek olan yanlışları sonucu PKK terör örgütü Türkiye'de çok önemli yerel hükümet iktidarları ele geçirdi. Yerel iktidarlar önemli. Onların hepsini birleştirdiğiniz zaman bir manzara ortaya çıkıyor. Hangi manzara? Bize Amerika'nın, Avrupa'nın dayatmaya çalıştığı özellik için, Avrupa özellik şartı falan filan diye dayatıyorlardı. Yani vatanımızın bir bölümünü özerk bir bölge haline getirmek, ondan sonra da onu ikinci İsrail'in bir parçası haline getirmek. Değil mi? O planda emperyalizm bir mesafe kat etti, bölücülük ve emperyalizm bu seçim. Bu seçimin en ağır sonucu bu. Bu çok çok önemli. Ve burada devlet zaafı rol oynadı. Neden? Devletin Anayasa Mahkemesi, yani devletin yargısının doruğunda olan bir kurum, işte Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, en yüksek yargı organları, Anayasa Mahkemesi bölücü terör örgütünün partisini kapatmıyor. Kapatmadı. Kapatmayınca devletin o kararsızlığı seçmene de sirayet ediyor, bulaşıyor. Ya seçmen de diyor ki ya bunları kapatmıyor Türk devleti ondan sonra. Ve bu sefer seçmen de devletin kararsızlığı seçmenin kararsızlığına dönüşüyor. Ve kalkıyor o partilere çok büyük yanlış yaparak oy veriyor, onu söyleyeyim.